Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün FIFA 22'de mağazada biriken birkaç paketim var. Bunları hemen açacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen paketlere geçiyoruz. Bu tarz paketlerden genelde çok iyi bir şey çıkmıyor. Hiçbiri satılabilen öğeler değil. Kopya öğeler geldiği zaman bunları mecburen sıfır altına hızlı sat yapacağız. Şöyle dedik. Gustavo gelmiş. Bizim kadrodaki satılabilir mi? Hayır. Mecburen hızlı sat yapıyorum. Evet, güzel bir şey geldi bu kez. 85'lik Mbabu. Evet, hepsini kadroya hızlıca katıyorum. Yine bir nadir paket açıyorum. Bu kez güzel bir şey yok. Bir parlama olmadı arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Hızlıca kapattım. Aslında bunlar satılabilen öğelermiş. Bunları satış listesine gönderiyorum. Şimdi premium altın oyuncu paketiyle devam ediyorum. 12 öğe gelecek, 3'ü nadir ve güzel bir şey geliyor sanırım. Florenzi geldi. Kış jokerlerinde. Fransa görevi varken güzel bir paket diyebilirim. Altı öğe 3'ü nadir. Yine bir paket açıyoruz. Buradan da güzel sayılabilecek şeyler gelebilir. Yine İtalya liginden. Güzel bir oyuncu. Evet, bu ara İtalya çok güzel geldi. İtalya görevini tamamlarken çok ihtiyacım olan oyuncular. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Buradan da güzel bir şey geliyor. Bakalım ne çıktı. Matip geldi, 83'lük. Bir önceki daha güzeldi tabi. Öyle bakacaksak olaya. Bunlar satılabilen bir öğe değil. Bunları da hızlı satıyorum. Ve altın, gümüş, oyuncu paketi. 6 altın, 6 gümüş, 1 nadir, 12 oyuncu içeriyor paket. Bakalım buradan ne çıkıyor. Gümüş oyuncuyu gösterdiğine göre demek ki altın oyuncularda çok bir umut yok. Ama 82'lik Banega geldi. Yani bunları paketlerde, daha doğrusu görevlerde kullanabilirim aslında. Bir de şuradan arkadaşlar şöyle premium altın ön izleme paketine bakıyorum. Güzel bir şey gelirse paketi alabilirim. Ve güzel bir şey geliyor. Evet, müthiş oldu bu. Ve 7500 verip bu paketi alacağım arkadaşlar. Sonra da gelen öğelerin değerini göreceğiz. Zaten şuradaki Jesus Navas bile komple 1000 altın da var ayrıca. Paketi al diyorum. Evet, paketi aldım ve paketi açtık. Şimdi sadece Jesus Navas'ı hızlı sat yapsam 10.000 altın. 1000 altın da şurada var. 11.000 altın. Yani bunun piyasası neymiş bir de onu görelim. 14 minimum gidiyor şu an. Yani bu paketten kesinlikle bir zarar etmedik.
Hepsini kadroya katıyorum arkadaşlar. Bir de şimdi klasik paketlerde gümüş ön izleme var. Ama gümüşlerde böyle çok iyi oyuncu çıkacağını zannetmiyorum. Çıksa da değerini görmeyeceğim için, daha doğrusu bilmeyeceğim için. Şimdi 150, 150, 1400 civarı ama daha üstü vardır onun. 250'ye varmış. Burada da çok iyi bir şeyler yok. Burada da çok iyi bir şey yok. Gümüş ön izleme paketinden çok güzel şeyler çıkmadı. O yüzden de kalanını almaya gerek yok. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.